İşkaya İnşaat Şehri Geziyorum'u sunar. Malatya'nın kadim tarihinin izlerini taşıyan ilçesi Battalgazi. Önceleri Eski Malatya olarak bilinen ilçe, Cumhuriyet döneminde Malatya'nın il olmasından sonra ünlü Türk İslam komutanı ve kahramanı Battalgazi'nin burada yaşamasından dolayı değiştirilerek Battalgazi adını alır. Tarihi mirasa sahip çıkmanın ve yaşatılmanın en güzel örneklerini Battalgazi'de görebilmek oldukça mümkün. Selçuklu döneminden kalan Ulu Camii, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Elvan Hamamı ve Venk Kilisesi ilçenin ilgi çeken mekanlarından. Son yıllarda yapılan farklı yatırımlarla da ilçenin turizmine önemli katkılar yapılmaktadır. Özellikle İspendere içmeleri ve sosyal tesisleri ilçenin çehresini değiştirmekle kalmayıp ilçe turizmine de önemli katkılar yapmayı amaçlıyor. Battalgazi dediğimiz Malatya Merkez ilçesi. Malatya Battalgazi ilçemizin doğal şifa kaynağı olan İspendere mevkiindeyiz. Burası 250 bin metrekarelik alanı biz düzenledik, vatandaşımızın istifadesine sunmuş olduk. 600 bin metrekarelik alanda da arka tarafta gördüğünüz yerde de Orman Bakanlığı ile çalışmamız var. İnşallah kısa sürede orayı da tamamlayıp zaten burada tüm Türkiye istifade ediyor. Yazın buralarda yer bulma noktasında ciddi problemler, sorunlar yaşanıyor. İnşallah o 600 bin metrekareyi de buraya dahil ettiğimizde insan yükünü almış olacak. Bölgenin cazibe merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyan İspendere içmeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi için bölge parkı niteliğinde rekreasyon alanları, piknik alanları tamamlanmış, turizm karşılama merkezi, oteli, Bay Bayan yüzme havuzu ve kafeteryası ile sağlık turizmine katkı sağlamaya devam etmektedir. Buraya gelen vatandaşlarımızı ağırlama noktasında marketimiz mevcut. Diğer tarafta sosyal tesisimiz var. Karşıda gördüğünüz gibi insanların günde 100 kişiyi konaklattırabileceğimiz otelimiz burada mevcut. Vatandaşların birçoğu şehir merkezindeki otellerde kalıp günlük gelip, yani sabah erken özellikle tabi bu içilecek suların sabah aç karına erkenden içilmesi gerekiyor. Sabah erkenden insanlar gelip içiyorlar. Kalmak isteyenler işte dediğimiz gibi hem otelimizde konaklıyorlar. Burada piknik alanlarımız var, gezinti alanlarımız var. İspendere içmeleri, ilçede yaşayanları ve ilçeye gelecekleri huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri ve konaklayacakları bir mekan olarak hizmet sunmuştur. Burada gezi teknelerimiz olacak. Ta buradan Elazığ, Adıyaman'a kadar turlar düzenleyeceğiz. Birinci yıl amaçlarımızdan bir tanesi bu olmuş olacak. İkinci yıl amacımız şurada arkaya baktığımızda bir havza var. O havzanın içerisinde de çalışıyoruz. Bu havzada su sporlarını yaptıracağız. Her ilde olduğu gibi hafta sonları insanların dinlenebileceği, gidip gezebileceği, yürüyebileceği, bisiklet sürebileceği, çocuklarıyla böyle bir dinleti alanına ihtiyacımız vardı. Burada iki tane sosyal tesisimiz var. Bir sosyal tesisimizde vatandaşlar direkt gelip suya nazar olarak masalarında oturacaklar ve orada talepleri, ihtiyaçları karşılanmış olacak. Diğer sosyal tesisimiz şu karşı taraf. Orada da insanlar arabasına binip geldiklerinde burada neye ihtiyaçları varsa biz orada gerek et ve ürünlerini pişirme olsun, diğer yemek türleri olsun,
Onları pişireceğiz. 70 tane üst kısımda kamelyamız var. Her kamelyaya ayrı bir ocak yaptık. Bu ocakta kendileri gerekirse burada ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayıp orada pişirecekler. Gerekirse dışarıdan getirip burada pişirecekler. İş Kaya İnşaat, Şehri Geziyorum'u sundu.